sevdamız Trabzonspor'un 15. başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Yöneticilerin içinden dayısıyım diyen var, amcasıyım diyen var.
Sen konuşacağız. Bundan sonra konuşacağız. Çok şeyler konuşuyor. Değişiklerden konuşmak için gelmiyor. Ama Trabzonspor başkanı bunları samimi bir şekilde Trabzonspor'la aktarması lazım. Serdar Bey'in de orta yapıyor. Bizim başkanımız da kapı atıyor. Diyor ki Erkan Zengin'in bir uçak parasını kim ödeyecek? Ben ödedim diyor burada. Portekiz'den Kartuza'yı aldım götürdüm. Ben ödedim. Belki 30-40'a yakın özel uçak kullandık. Bundan %90'ının parasını ben ödedim. Ya da arkadaşlarımın uçağını kullandım. Şimdi bizim başkanımız yoldan çıkıyor diyor ki 430 milyon liralık özel uçak parası var. 430 milyon lira değil, 430 milyon lira var da biri suçmuştu galiba. Şimdi hesaplarına zor durun bakarsanız ya kaç tane özel uçak kullanıldı, kaç tanesinin parasını travması var dedi. Bu tip algılarla yönetip eski başkanı kamuoyunun gözüne küçük tutuyor musun? Bir sevgi açmış, Türkiye'nin sınırlarını açmış. Bir ihtiyacım da yok. Bu buna belli kararlılığı sağlamaz. Ben Trabzonspor'un kongresini kazanmak istemedim, onun için dün oynadı. Bunu herkes biliyor. Kazanmak isteseydim o seçimi de kazanmadım. Çünkü kazandığım seçimdeki şartlar, kaybettiğim seçimden çok daha zordu. Nasıl kazandığımı herkes biliyor. Bu bizim psikolojimde bitmişti. Trabzonspor'a başkanlık son dönemlerinde beni artık bir yerlere götürüyordu. Kendi ailemle zarar görecek demiştim. O yüzden bırakma gereği hissettim. Başının başkanın niye bilmesi lazım ki? Kurtlar sofrasında kutu olup bizim edilemezsiniz. Kurtlar yer alalım. Futbolu çetemin elinde. Futbolu çetemin ödüyor. Ve biz tecrübe edin. Onların hepsini biliyoruz. Kim olduklarını da biliyoruz. Ama Cenab-ı Allah bir daha bu görevimize nasip ettiği zaman herhalde ilk dönemimizi yaptığımız yanlışları yapmayız. Ama o çeteyle de nasıl mücadele edeceğimin tecrübesini de edinir. Kimse olmuşsa tecrübenin de diye edeceğiniz kanıtların toplamadır diye. Cenab-ı Allah bu işleri yapanlara sabır versin, güç versin. Başkanı bugün uçak verdim diye, bizim bugün görüşümü arayacaksın. Diyeceksin ki ya nereden geldin bu işin içine? Aileni bırakıyorsun, işini gücünü bırakıyorsun. Maddi manevi yıpranıyorsun. Ama sahi onun bir işi çıkıyor. Onları bırakmadıktan sonra senin yaptıkların hiçbirinin büyüklüğü kalmıyor. Bunun için ona da Allah güç kuvvet versin. Ama burada sizlerin huzuruna rica ediyorum. Arkadaşlarımla sahip çıksın. Yönetim kurumundaki arkadaşlarımla. Çünkü duyuyorum. Biz o sıra bir insan değiliz. Bizim aklımızda meslek şeyleri konuşmamız insanın sorarız. Daha da sorarız. Ama Trabzonspor var ortada. Ne zaman bir sevdalısıysa size sayın başkan arkadaşlarımıza sahip çıkın. Daha da sonra kadınlarımız affetsin. Şimdi daha başlayalım bunu. Kadın gibi bir yıkıcı yapmasın. Adam gibi tekrar söylüyorum burada. Hepiniz sağlığınızı kurularsınız. Bunu sevdalılarsınız. Ali Başkan'ın dediği gibi geçmişi geçmişe bırakmayın. Eğer varsa burada bir suistimal, bunun hesabını bizzat sormanızı ben sizin istemem ediyorum. Ama arkadaşlarınızla sahip çıkın. Bize muhalefet yapmaya zorlamayın. Çünkü burası muhalefet yapıldığı zaman da insanların şevki kırılıyor. Bunu da yaşadık. Biz destek olalım. Liman kurumda da dedim. Ben evime gidiyorum, işime gidiyorum. Yani uyuyan değil mi, uyuyan diyorsunuz. Bırakın yani bizim de kendimizi gören bir gücümüz var. Belki bir yerde size faydası olacak. Hem size olacak hem Trabzonspor olacak. Bunun için eğer hakikaten birlik kararlılık istiyorsanız suistimallerin dışında samimi bir şekilde varsa yanlışımız onları kamuoyunun önüne koyalım. Ama arkadaşlarımız da kadın gibi